Evet. Evet Erdemciğim, tekrar bir Merhaba. bir oyun anlatımı serisinde. Bugünkü oyunumuz Zolkin Mayan Calendar. Evet. Maya takviminde 2012'de Yok çıkması. olmadığımız için de 2021 yoksa ters miydi takvim? İşte. Acaba bu yıl mı gidiyoruz diye. Pandemiden ötürü. Şaşırmışlar orada. Aynen. Yanlış Ters gelmiş. yazmışlar. Oyun çok orijinal bir board'a sahip. Oyunda bir Maya takvimi var. Bu gördüğümüz bir Maya Bir takvimi. döndürsene o. 26 şöyle döndüreyim. Çok iyi Diye ya. tüm şeyleri etkiliyor işte Maya takvimi. Tüm kabilelerin hayatını etkiliyor burada. Ya. Burada 5 tane Maya kabilemiz var diye. İşte Tikal var, Chichen Itza var. İşte farklı farklı Uchuma Tikal'de de var. başka bir oyun var herhalde. Evet. Tikal'de o Şipel'de öyle bir Peki eski bir Itza oyun. Chicken diye bir oyun. O yok. Yok. Chicken Itza zaten ama o da yok. Zaten Itza Chicken bir sosmuş böyle O kendi. aynen. O Meksika tavuk falan diye. Oyunda işte turda bizim kendi işçilerimiz var burada. Bu işçilerimizi bu Maya köylerine gönderiyoruz. Oradaki her köyün farklı bir üretimi, farklı bir şeyi var. Her takvimde gün ilerledikçe bunlar köyde biraz vakit geçirip oradan işte kaynakları toplayıp gelip bize getiriyorlar. Biz de bu kaynaklarla işte tapınaklara yatırım yapıyoruz, tanrılara böyle işte adaklara diyoruz. Orada yükseliyoruz. Teknolojide ilerliyoruz, inşaatlar yapıyoruz. Hani amacımız işte Gelişmek. gelişmek yani hani, bu kaynakları kullanarak. Oyunda zaten çok gözüktüğü üzere temel mekanik bu çarp üzerinden dönüyor. Biz bu adamlarımızı bu köylerdeki şu bölgelere gönderiyoruz oyunda. Her roundda ya adamlarımızı gönderiyoruz ya da adamlarımızı topluyoruz. Bir roundda hem adam gönderip hem toplama yapamıyoruz. Round dediğin şey tur. Benim turumda Değil. Roundda. Bir dakika. Kafamı karıştırdım. yani. Yani o my Yok, turn, evet. tur. Senin turnünde. Aynen. Yani sonuçta ben oynuyorum. Bak İşte ipek turn oynayayım. deyince Turn, akıl. aynen. Sanki bir koyuyor muyuz diye düşündüm. Öyle koymuyoruz. Ben bir turnümde hepsini koyuyorum. Tüm adamlarımı koyuyorum. Koyacaksam yani. Hem. Bir turn'da tüm adamlarını Sen koyuyorsun. bir tane Koyabilirsin. koyup Bir tane bırakmıyorsun koy yani. ya. Ya da. Sana bağlı. Yani istediğin kadar koyuyorsun Ha. diyeyim. Ama koymak istersen hepsini koyabiliyorsun. İyiymiş. Ama bunun da tabii bedeli var işte. Şurada birazdan bahsedeceğim. Hani aynı turnde çok fazla adam koymak biraz pahalıya mal Mısır mı olabiliyor. veriyor? Mısır veriyorsun. Bunda Ya. temel şeyimiz yemek, mısır. Hep Onun mısır üzerinden ya. dönüyor. Mısır İşte o yüzden yediriyorsun Itza Chicken işçilere. falan mısır İşte bilmiyorum. çıkın Tapınak gelince işler değişiyor. tapınmaların sebebi farklı yemek gelmesi oldu. İşte. İşte dediğim gibi bir turn'de ya da round'da artık bunda aynı yere denk geliyor. Ya adamlarımızı koyacağız ya da adamlarımızı alacağız. Action'larımızı adamları koyunca değil adamları alırken yani o bölgeden faydamızı alırken kaynağımızı Çok alırken mantıklı adamı olmuş bu arada. kaldırırken Hani alıyoruz. işçini mesela koyar koymaz almıyorsun da mesela gönderiyorsun. Orada Dönerken çalışıyor onunla aynen. geliyor. Dönerken onunla Çok geliyor. mantıklı. Bak güzel tematik sen seversin Çok severim. bunu. Şu an çok sevdim. Bir de pazar varsa daha çok sevdim. Pazar varsa yani var. Al sat işte Mısır'la diğer kaynakları takas Al yapabiliyorsun. sat. Şurada bir Ucuza alıp şey pahalıya daha. satabiliyor muyuz? Ucuza pahalıya Bak mısır çevirme değişmiyor şimdi var. tak oranları belli. O Ama zaman yok. yok. Ben böyle indirime girsin, yarı fiyatını alayım sonra kaktırayım. Öyle Peki. şeyler seviyorum. O da olur. Onun da başka teknolojilerle biraz daha ucuza alma yolları çıkabiliyor. Mısır indirime girmiş. Oyunda dediğim gibi bu işte action space'lerimiz aslında bunlar. Bunlara göndeririz. Bunların üstündeki action'ları anlatacağım. Bize ne getirdiğini biraz anlatacağım. Ama genel bilgi vereyim board'un hakkında. Burada bir tapınağımız var işte. Hepsinde sıfırıncı seviyede başlıyoruz. Bu tapınakta belli şeyleri sağlayarak ilerleyebiliyoruz. Her tapınağın bir sembolü var. Şu üstte gözüken. Şunda yatan adam. Şurada da var. Şurada var. Şurada var. Bu adamlardan işte kazandığımızda bu tapınakta ilerliyoruz. Güneş gibi sembol olduğu için burada. Bu da Yeşil deniz olan. atı gibi bir şey var sanırım. Onu da bu tapınakta ilerletiyor bizi. Orada işte ilerleyişimize göre oyunun belli turlarında kaynak ya da puan kazanacağız. Onu da birazdan şeyle anlatacağım. Çark ilerlemesini anlatacağım. Burada bir teknoloji tireğimiz var. Burada dört kulvarımız var. Burada da ilerlersek bazı action'ları daha güçlü yapıyoruz. Bize ekstra kaynak ya da puan getirebiliyor. Burada da monument ve binalarımız var. Binalar oyun içinde daha sık alacağımız, daha nazaran ucuz binalar bize işte kalıcı etki verebiliyor ya da instant bir ölü verebiliyor. Monumentler daha pahalı ve oyunda hani sınırlı olan toplamda 5 tane var. Yenisi açılmayacak.
Ama bolca puan veren şeyler, binalar. Şimdi oyuna başlangıçta şu dört tane şunlardan dağıttık. Bu dört tanenin içinde işte bizim aslında başlangıç kaynaklarımız var. Herkes bakıp bu dörtten ikisini seçecek. İşte isteyen atıyorum mesela ben bunu alırsam çok yemekle başlayacağım bir taşla. İşte mesela bunu alırsam hem teknolojide ikinci seviye şu teknolojide bir ilerleyeceğim. Şu tapankta bir ilerleyeceğim bir odun alacağım falan gibi böyle bir kendin başlangıç stratejini belirleyebiliyorsun. Dördün ikisini seçiyoruz. Şu adam ne? Başka bir işçi mi? Başka bir işçi. Üç Üç işçiyle yerine başlıyoruz dört yine. mü? Üçten de alabileceğimiz dışarıda işçi var. Sen hemen dördüncüyü de almış oluyorsun. Dörtle başlıyorsun. Başlangıçta bunları yaptıktan sonra oyuna başlıyoruz. Oyunda şöyle işte adamlarımızı hepimizi koyduktan sonra bu çarkı bir döndürüyoruz. Şu gösterdiği ok yönünde bir döndürüyoruz. Yani mesela bu adam koyduğumuz adam da atıyorum bir döndürdüğümüzde birileri gitmiş oluyor. Sen mısır almaya gönderdin ama adam başka bir şey mi alıp geliyor? Yok canım. Burada mesela bu mısır şeyi yani. Hani şurada farklı şeylere dönebiliyor da sen onu kendin planlayıp ne alacağına göre ona göre alman lazım. Şaşırıyor. Aa, çok Giderken. ilginç. Bu şekilde ilerletiyorsun. Bekledikçe daha çok ileride daha büyük, daha güzel şeyler alabiliyorlar. İşte mesela burada 3 mısır, 4 mısır, 5, 7, 9 diye gidiyor. Adamı ne kadar bekletirsen, ne kadar almazsan daha çok alacaksın ama tabii al ver yapmak da bir Ama o çark avantajlı için. olabilir. Mesela bu çarkta bu ayna var burada. Burası Pek farklı bir olsun çark. süs. Buna kuru kafayla şununla ödeme yapmam gerekiyor. O yüzden şunları şuraya koyacak yer yapmışlar. Süs diyorum ben de. O süs. Yok, her birinde var ya bir manası yok sandım. Şimdi tek tek bence şeyleri anlatayım. Köylerimizin ne işlerini anlatayım. Burası Köylerimiz. genelde tarım üzerine bir köymüş. İşte tarlalarımız ve ormanlarımız var. Buraya gittiğimiz, gönderdiğimiz adamlar şurada ve şurada zaten sadece mısır alabiliyorlar. Burası hiçbir şey yapmadan direkt sulak bir araziden 3 mısır toplayabiliyorsun ama buradan mısır almak için tarladan mısır toplaman lazım. Burada bundan kalmadıysa normalde mısır alamıyorsun. Buralarda odun ya da mısır diyor. Normalde üstte odunlar var. Altlarında mısır tarlası var. Yani önce odunu kesebilirsin. Yani daha sonra bunu alabiliyorsun. Yani Açılır, ilk gelenin odun açıksa. alması gerekiyor normalde. Ancak burada yeri gelmişken söyleyeyim. Mesela benim mısıra ihtiyacım vardı ama buraya geldim. Artık alamayacağım yani gözüküyor. Ben bu ormanı yakıyorum. Direkt altındaki mısır alacağım diyebiliyorsun. Oha. Ama bu tanrıları kızdırıyor. Sen gidip adamın Ormanı ormanını yaktın. yakarsan bir tane tapınakta bir geri düşmen gerekiyor. Aa. Hangi tanrıyı kızdıracağını Ha. sen seçiyorsun. Üç İyiymiş. tanrımız Hoşa. var. Yani sana illa mısır lazımsa bunu yakabilirsin. Ya da bu tür mesela biri bunu aldıysa sen gidip sonra alttaki mısırı da alabilirsin. Güzelmiş, sevdim. O zaman bu bizim Kaç dinimize alacağım? çok ters bir oyun. Öyle çok Zaten tanrı bizim dinimize çok da falan. ilgisi yok. Göreceğiniz üzere. Bunların gerisi aynı zaten. Şu son iki action aşağıdan istediğini seç diyor ama bu çarkta muhtemelen en yükseği seçersin zaten. Yani. Yani sadece burada kalmadıysa gidip bunu seçebilirsin ya da ne bileyim Evet. şeyde kalırsa belki onu Peki ben seçebilirsin. ilk işçimi koyduğumda buradan istediğim şeye koyabiliyorum. Hayır koyamıyorsun. Aa. Boş olan en küçük yere koyman lazım. Ama ben buraya koyduysam sen de gelip mesela işte buraya koyabiliyorsun. Bunun sana avantajı daha önden başlıyor. Daha çok kaynak getirecek ama işte buraya koyarken sıfırla koyuyoruz. Buraya koyarken birle koyuyoruz. Yani buraya giriş biraz daha pahalı. Hep ok yönünde dönüyor, değil mi? Tabii. Hani hiç böyle bir Saat zamanda çarmıhta. geriye Yok, geri gitme giden yok. yok. Hep Hep ileri ileri gidiyor. Hep ileri gidiyor. Bazen çift gidebiliyor ileriye doğru. gidiyor. Onu Bunlar ne da şeyde zaman anlatacağım. yenilenecek? Yenilenmeyecek. Bu Ha. kadar. Oyun boyunca o. Oyun boyunca bunlar. Anladım. Tamam. Bazı teknolojilerle ileride hani bunları almadan da yemek alma olayları var. Hani o yüzden Kasada avantaj onlar. çözebiliyor yani bitme sorununu. Görüyor Ama musun? normalde bu kadar. İyi. Burası resource yeri. İşte temelde 3 farklı resource'umuz var. Şurada işte altın, taş ve odun olmak üzere. Buradan genelde onları alıyoruz. İlkinden odun, 1 mısır artı taş, 2 mısır artı altın, kuru kafa, altın, taş ve 2 mısır şeklinde bir köyümüz Son burası iki da. yer boş mu? Yine alttan istediğini İstediğini seçmem mi? seç. Ha, şunu da uyarayım. Adamınız geldi buraya. Sonra geldi. Bir daha döndü bu çark. Adam şöyle dönüyor. Artık şeyden çıktı köyden. O zaman bu adamınız size geri gelir. Boş Kullanamadan olur. boşa gider. Boşa geldi. Onu Yani takip bunu takip edin yani. edeceksin. Hani Çok oyalandı. bu kadar da yani köyde gitti yeter lan git artık dediler köyde. Bir şey Kovuldular. de yapmıyor. Bir işe de faydası yok. Anca bakıyor böyle. Ne yapıyorsun? Çekirde çıktı. Ne yapıyorsunuz ya siz burada diye. Traktör Burası teknoloji ve izliyormuş.
İş makinesi. Oynaşıyorlarmış köyün kızlarıyla. Ekran başında. Konu çok farklı yerlere gidiyor. Vallahi dağıttınız arkadaşlar. Evet, burası. Teknoloji ve inşaat. Yani bina yapmayı. Hı. Buraya geldiyseniz, buradan adınızı alırsanız bir tane teknolojiyi bir ilerletiyorsunuz. Ama teknolojiler ilerlerken bir bedelleri var şurada. Hı hı. Buradaki bir teknoloji, yani buradan buraya geçmek için bir kaynak ödemeniz lazım. Hı hı. Soru işareti şu üç kaynaktan biri demek. Biri. Anladım. Onlardan birini vermeniz lazım. İki mısır eşittir bir odun. Hı-hı. Ama bu her zaman yapabileceğiniz bir şey, takas değil. Şu action'da falan yapılıyor ya da başka yerlerden çıkabiliyor. Normalde ben herhangi bir anda değiştiremiyorum yani bu ikisini. Tabii burada ödeme yaparken en mantıklısı odunla vermek. Ama oduna özel bir ihtiyacın varsa bina yapacaksın. Üç odun istiyor. Sen de başka tam üç odunun var. Soru işareti mısıra tekabül etmiyor yani. Mısır hariç. Yok. Mısır hariç diğer üçü. Mısır dışındaki. Dört mısır bir altın. Olaya bak. Buradan buraya geçerken iki kaynak, buradan buraya geçerken de üç kaynak vermeniz gerekiyor. Bu da onun iki ilerletmeli versiyonu. Bu da iki tane, iki farklı yapabilirsin. Aynı yerde iki de yapabilirsin. Yine veriyorsun bedelini. Bedelini veriyorsun, aynen. Burası evet. Bir tane bina yapma. Bunlar sadece binalar. Bunlar monument, bunlar değil. Tamam. Burada da şu üstündeki bedeli, bunu ödemeniz lazım yine. Hı hı. Altta da ne aldığınız yazıyor. Sadece sarı olanlar tarla olarak geçiyor. Bunlar size kalıcı bir etki veriyor. Bunu sonra söyleyeyim ne olduğunu. Diğerleri instant mesela. Bu seni ikinci track'te bir ilerletip bir tane de altın veriyor. Buraya istediği kişi kadar gidebiliyor. Yani ben gittim sen de gidebiliyorsun aynı yere. Binaya mı? Ha. Yok binayı alıyorsun. Önünü alıp. Senin alıyor. Ve yeni bina açılıyor sonra senin turunun sonra. Onlar şey public sanırım. Bir de şey bu üstündeki bedeli de vermiyor mu? Çarpılar var. Şunları vermeden ilerletiyor. Bedava ilerletmiyor. Fark ettin. Tebrikler. İkonografi açık olmuş. Aynen. Şimdi ben onu önüme aldım. O benim ekstra bir gidebileceğim bir yer değil. Hayır, one time one ya. Time. Gitti. Burada bir tane ilerledim. Bir tane de altın aldım. Bitti. Ama bu sürekli bir şey dedi. Ya bir kereyse o zaman önüme niye alıyorum? Atalım. İşte sonra mesela şöyle şey monumentler var. Yeşil binanın başına 4 puan diyor. Kaça. Evet, tamam. Devam. Buradan bir monument, buradan iki monument. Yok, bir bina. Ay pardon. İki bina ve veya bir monument alabiliyorsun. Yani monument almak sadece buradan oluyor aslında. Ha. Şunlar bina. Tam bunlar tersi. Bina, bunlar. Bunlar monument, bunlar bina. Bina daha basit, monument daha böyle anıt şey. Şurada zaten istediği bedeller. Bedellerden de anlarsın. Dedi, anıt zaten. Yani, evet. Kocaman böyle devasa bir şey. Peki şu ne? O şu demek. Şurada bir bina ile ilgili bonusumuz var. Mesela burada geldiysen her bina aldığında bir tane yemek al diyor. Buraya geldiysen her bina aldığında 2 puan al. Hmm. Burada da bina alırken bir kaynak azal ediliyor. Hmm. Sen 2 bina alabiliyorsun ama ikinci de bu bonusları kullanamazsın diyor sana. Okay. Hmm. Tamam gayet açık. Görüyor musun neler diyor. Şunlardan bahsedeyim hemen ne olduğunu. Burası yeşil tarladayken bir mısır fazla al her zaman. Hmm. Bu yeşil tarladayken şu tahıl almadan da mısır alabilirsin. Tahıl olmasa da. Tahıl olmasa da alabilirsin. Veya sudan alırken bir fazla al diyor. Okey. Şu yeşil alırken iki fazla al ama bunlar kümülatif. Yani aslında buraya gelince üç fazla alıyorsun artık. E tabi eski teknolojiyi de hala kullanabiliyormuşsun gibi. Buraya varınca. Bu, buradan buraya gitmek artık şey oluyorsa sen buraya geldiysen. Burada bir ödeyip işte teknolojiyi yaptım diyelim. Bir bunu ödedim. Buraya gidip hemen geri geliyorsun aslında. Burada kalıyorsun. Ama bunu bir defa alıyorsun. Bu ne? Üç direkten bir tanesine ilerle. Hmm. Yani bu artık sürekli yapabileceğin tek seferlik bir bonus. Yani her zaman bir yani teknolojiyi ilerlettiğin zaman bir kaynak ödeyip şunu kullanabilirsin sürekli. Sürekli. One time değil. Arada yani, bir gidip bir ödeyip ilerletebilirsin. Yok. Yani, bunu yaptığın zaman ya da bunları yaptığın zaman ha, ben bu teknolojimle burada ilerleyeceğim deyip bir ödedim, bir ödedim diyebiliyorsun. Tamam. Bir ödedim, bir ödedim. Bir ödedim. Valla o çok değişik. Bu yine... Burası işte yeşil ve kahverengi, açık kahverengi bölgede odun alırken bir fazla al. Kahverengi bölgede taş alırken bir fazla al. Kahverengi bölgede altın alırken bir fazla al. Yine bunlar da aynı şekilde buraya geldiğinde hepsi geçerli. Bunları zaten söylemiştim. Burada da yine hepsi geçerli. İşte şu renkte ve sarı renkte. Buradan da şey alabiliyorsun, bina alabiliyorsun. Alırken bu bonusları alacaksın. Buraya gelince hem mısır alıyorsun hem 2 puan hem de bir tane kaynak hazırlıyorsun. Hı hı. Bunu böyle bir ilerlettim. 3 puan alıp geri geldi. Aynen. 3 puan alıp geri geldi. 2 kaynak alma, 3 puan alma evet. Gibi. Anladım. Şu chicken it's day'i anlatayım son şeyi anlatmadan önce.
tapınağı. Tamam. Burada işte kaç tane yer var? 9 tane yer var. Bunların şeyini, action'ını kullanmak için bizim adak yapmamız lazım. Kuru kafa ödememiz lazım. Vay. Ben mesela buradan adamı kaldırırken... Kurban. Kurban action. Adamı kaldırırken buradan işte şuna bir tane şuna koyuyorum. Bir tane şu tapınakta ilerliyorum. Yeşil. Bir de 7 puan alıyorum hemen. Aa. Bunlar üstüne yazanlar puan. Hangi tapınakta ilerliyor? Yeşil. İlk üçü şu tapınak, ikinci üçü şu tapınak, son üçü de o evet. Tapınak. Buna çıkın diyor ama tapınak. Yani tapınağa şey yapmak aynen. Sosla alakası yok. Üstünde yazan şeyleri alıyorsun. Hmm. Ben bunu aldık, buraya koyduktan sonra kimse buradan daha faydalanamıyor. Burası kapanıyor yani. Hmm. Kuru kafa burayı kapatıyor. Tek sefer gibi. Tek oyun boyunca. Oyun boyunca bir daha kimse anladım. Gidemiyor bu bölgeye. Yani o yüzden bunlar sınırlı. Şu teknoloji senin bir ileride hamle yapma sayıyor. Sen buradayken kuru kafan varsa eğer bir sonrakine de koyabiliyorsun. Okey. İlki onu sağlıyor. İkincisi bu hamleyi yaparken bir tane kaynak atıp bir tane daha istediğin tapınakta ilerleyebiliyorsun. Tamam. Mesela ben bunu yaptım, yeşilde ilerlemiştim. İşte bir tane de odun verdim. Bir tane daha ilerledim yeşilde ya da bir tane de sarıda ilerledim gibi bir şey diyebiliyorsun. Okey. Verdiğin kaynak başına mı yoksa yok, bir defa, bir kez. Tamam. Şu da şu sarı bölgeden kuru kafa alırken bir tane fazla al. Tamam. Sonuçta da işte bir kaynak verip ilerleyip bir kuru kafa alabiliyorsun. Tamam. Bir tek şuraya atladık galiba. Tamam, onu da anlatayım. Bu da çeşit çeşit farklı şeyler var. Şu 3 kaynak, 3 mısır ver. Bir tane tapınakta ilerle. Tamam. Yine bir kez yapabiliyorsun. Burası takas olayı. Hı. İstediğin kadar kaynak ve mısır arasında takas yapabiliyorsun. İşte ben 4 altın verdim, 16 mısır aldım. 10 işte 9'una verdim, 3 tane taş aldım, ikisini verdim, bir tane de odun aldım gibi böyle sınırsız bir takas yapabiliyorsun orada. İyiymiş. Burası adam yine adam alma yeri. Burası yine bina alma yeri ama burada kaynakla değil, mesela binanın bedeli bir odun diyor ya, bir odun yerine 2 mısır veriyorsun. Hmm. Ama burada vermiyorsun yani. Üstündekileri vermiyorsun. Üstündekileri vermiyorsun, her bir kaynak başına 2 mısır veriyorsun onun yerine. Mısırla bir ne olduğundan var. Bağımsız, altın da olsa 2 mısır veriyorsun, taş da olsa ama yarı yarıya yapamıyorsun mesela işte. Bir altın verdim, taş yerine 2 mısır verdim olmuyor. Anladım. Hepsini mısır vereceksin yani. Okay. Burası bir tane mısır veriyorsun. Tüm çarklardaki herhangi bir istediğin ekşini yapıyorsun. Hmm. Vay be. Bu 6-7 zaten az önce bahsettiğim gibi şunlara herhangi birini yap. Tamam. Çok işçi olması daha iyi değil mi tabii? Biraz bırakırsın, unutursun. Evet, bu açıdan iyi. Ben ilk oyunlarımda hep onu yanlış düşünüyordum. Yani çok işçi olmasının şöyle bir dezavantajı var. Adam koyarken ilk adamınız işte sıfıra koyuyor. Hı. Eğer sıfırlık bir yere koyduysan. Hı hı. İkinci adamı koyarken kafadan artı bir veriyorsun. Mesela ben şöyle bunu sıfıra koydum, bunu da sıfıra koydum. Benim şu an bir mısır ödemem gerekiyor. Bir mısır illa. Üçüncü adamı da koyarsam artı iki daha ödeyeceğim. İşte dördüncü adamı da aynı anda koyarsam hangi gibi. Çok adamı aynı anda koymanın böyle bir dezavantajı var. Anladım. Ama aynı turda koymak zorunda değilsiniz. Bu tur 3 koydum, onları bir ileride gelecek tur 3 daha koydum gibi böyle böyle de koyabiliyorsunuz. Tamam. O yüzden fazla adam iyi oluyor genelde. İyi. Güzel. Bu tapınakta en üste varan oyun sonunda bir şeyler mi alıyor? Evet, şimdi oyun 4 çeyrekten oluşuyor. Şu çarkta ilerleyince işte bu soru işaretleri, ünlemler o işe yarayacak. Alayım. Bu ünlemden başlayacağız. Soru işaretine ilk geldiğimizde bir food day diye bir olay var. Food day şu oluyor. İşçimiz başına 2 yemek ödememiz gerekiyor. Kaç işçimiz varsa. Yine işte yine doyuruyor. Doyuracağım. Doyurmayıp ceza alabiliyordum. Sanırım 3 puan mıydı? Ama bakarız. Ceza ödeyebiliyorsun. Yani tercihte yapabiliyorsun bunu. Ayrıca işte soru işaretli olan yerlerde tapınaklardan kaynak üretimi olacak. Yani sen atıyorum buraya geldiysen bir altın üreteceksin. Atıyorum buraya geldiysen 2 altın üreteceksin gibi. Otomatik gelecek mi bana? Otur da üretimde yani şey, o çeyreğin sonunda, food day'in sonunda hemen o kaynakları kasadan alacaksın. Hmm. Tüm tapınaklar için bakacağız. Okay. Soru işaretlerinde kaynak üretimi oluyor. Ünlemlerde puan alacağız. Hmm. Şu şeydeki kadar puan alıyorsun. Neredeyse o. Ayrıca işte şu ilk ünlem oyunun yarısı, bu da oyunun bitişi. İlk yarısında puanlarken şu soldaki puanlara bakacağız. Yani bu tapınakta en önde olan artı 6 alacak. Bunda en önde olan 2. Bunda en önde olan 4 alacak. Hmm. Sonra oyun bittiğinde de bunun önde olan 2, 6, 4 şeklinde bir puanlaması var.
Biri en üste çıktığı zaman başka kimse yanına gelemiyor tapınaklarda. Ben tekim. O hep önde yani. Evet, oradaki birinciliğini garantilemiş oluyor. Okey. Şurada bir action'ımız var. Burası first player alma yeri. Bit kadar orada bir şey var. Kimse gelmedi sürece buraya her türlü bir yemek ekliyoruz. Biri geldiği zaman o yemekleri de alıyor. Mısır Otur. Mı yemek? Mısır. Ha, tamam. Ekliyoruz. Gelen oyuncu burada first player'ı alıyor. Ancak o zaten first player'sa last player oluyor. Aa. First player buraya gelirse kendi last player olmuş oluyor. Öyle yok, boşa beleşe mısır almak. Buraya gelen ve first player ya da last player olan oyuncu aynı zamanda o anda hani oturum sonunda çarkı bir değil iki çevirme hakkına sahip. İsterse iki çevirebiliyor. Burada sadece tek engel biri tam ucundaysa onu böyle dışarı atacak şekilde yapamıyor. Bu yasak. Yani 6'dayken çat diye 8'e getiremiyor onu. Okay. Onun dışında iki çevirebiliyor. Bu işte kendi adamlarını koymuşsundur haritadadır. Hepsi iki ilerlesin diye böyle bir hızlı ilerleyeyim diye işte hamle avantajı olabiliyor. Ya da food day'in daha erken gelmesine sebep olup başkalarını trolle edebiliyor. Ama bunu yaptığınız zaman bunu arkaya çeviriyorsunuz. Bu böyleyken artık bir daha iki çevirme hakkınız yok. Şurada zaten tekrar kovulma aslında. Ne zaman bunu tekrar hak kazanıyorsunuz? Bir tapınakta en tepeye çıkarsanız bu tekrar önüne dönüyor. Allah Allah. Aslında aynı şeyler varsa. Anlaşıldı. Peki yani oyunun ikinci yarısında şu yaraya gelince şu binaları kaldıracağız. İkinci seviye binaları açacağız. Bunlar biraz daha güçlü onlara göre. Daha güçlü o binalara göre. Okay. Yemek öderken şunu anlatmamıştım. Bu sürekli bir adamın kendi doyuyor anlamına geliyor. Tok adam. Bir de bunun şöyle alternatifleri var. Göstereyim mesela. Şu tüm adamların iki yemekleri bir yemek. Ne doyuyor. İlk çağda bunlar var sadece. İkinci çağda daha farklıları var. Bu şey düşünüyorum işte asgari ücretle çalışıyor ama işte 10 binlik iş yapıyor falan. İkinci çağda mesela 3 adamın sürekli doysun gibi şey var böyle. İyiymiş, onun iki tane var. O zamanlardan beri var demek ki. Çabuk başka doyuyor. Anlatmadığım bir şey kaldı mı? Sıkıntı. Şey soracaktım. Şurada mesela birisi 6'da. Hı-hı. O oraya giden kişi 2 çevirme hakkına sahip. Bu kişi 6'da diye hiç mi çeviremiyor? Bir çevirecek. Bir çevirmek zorunlu zaten. Hani. Yani bir aynen. Çevirecek. Bir çevirecek. Gelecek. Tamam. Bir çevirip yediye gelecek mecburen. Yani o şeyi yapmamışlar. Milletin 6'dayken dışarı atma agresifliğini koymamışlar. Evet, yani agresiflik olabilirmiş bence sırf piçliğine. İki dönebilirdi i̇şte tam bir yani. Türk oyuncu profilini şu an görüyoruz. Ben döndertirdim o çarkı. Nasıl piçlik yapabilirim? Sende var. Sende çok yok. Başka? Yo, ben bak güzel güzel. Mesela Kaledonya. Artık aş. Aşamıyorum. Rüyalarıma girdim. Şeyi bir turn'de nasıl yani bir hep koyuyoruz ya da yani alıyoruz. Koyuyorsun. Öteki de koyuyor. Hepsini koymak zorunda değilsin. 3 işçiyle başlıyoruz. 3 işçiyle başlıyoruz. Bence İpek 4 işçiyle başlayacak. Bence de ben 4'le başlayacağım. Evet, o demin onu soruldu dedi işçi iyi mi falan diye aradan sezdim yani. Ya yani işçi yerleştirme oyunda işçi iyidir. Mısır da lazım. Evet. Tamam. Mısır da önemli. Budur. Teşekkür ediyoruz. Evet, güzeldi. Başa alıyorum. Evet, o zaman görüşürüz.